İşte analiz programı olarak Durmaz Et Pazarı'na konuk olduk ve yanımızda Hasan Durmaz Bey var. Hasan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ben 1969 Bilecik doğumluyum. 92'den beri biz bu baba mesleğimiz olduğumuz hem üreticilik yapıp da kasaplığa 92'de başlamış olmamız nedeniyle İkinci şubemizi Harfeti'de açtık. Halen devam ettirmeye çalışıyoruz efendim. İlk dükkanımızı 1992'de açtık. Belirli süre içerisinde yeni Harfeti'miz gelişince biz de yeni Harfeti'nin halkına hitap ettiğimiz için geçen yıl Harfeti'de bir ikinci şubemizi açtık. Burada o şekilde hizmet ediyoruz. Hasan Bey, ürün çeşitleriniz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Pirzola çeşitlerimiz var, antikot çeşitlerimiz var, kıyma, zırhta kıyma çeşitlerimiz var. Genelde zaten yemeklerimiz kıyma ağırlıklı oluyor burada. Kuşbaşılar da işte kuşbaşılık antikotlar da lokantalar için kullanıyoruz, müşterilerimiz için kullanıyoruz. Kuzu eti kesiyoruz, erkek kuzu eti kesiyoruz, erkek dana kesiyoruz. Atı beslediğimiz hayvanları organik olarak hem yayıyoruz, hem besliyoruz, hem kesiyoruz. Yani çiftliğimizden sofralara kadar hitap ediyoruz. Ürünlerinizin üretim aşamasını anlatır mısınız? İlk etapta ufak mallar alıyoruz, ota bırakıyoruz. 3 ay boyunca bunlara otu 5. aya kadar otlanıyorlar. 5. aydan sonra da biz bunları besteye alıyoruz. Bağlıyoruz, besteye alıyoruz. Çekilmiş kuru arpa dediğimiz hayvanlarla besliyoruz. Hem ottan gıdasını alıyor, hem arpadan enerjisini alıyor. O anda besliyoruz, o şekilde de müşterimize sunuyoruz. İzleyenlerimize tavsiyelerimiz, etlere çok dikkat etmeleri lazım. Hazır kıyma almamaları lazım. Eti gördükleri zaman şöyle pempemsi bir rengi olmalı. Şöyle esmer, siyah, böyle bu gibi etlerden kaçınsınlar. Etin her zaman şeffaf görüntüsü olmalı. Kuzu eti olmalı. Genelde de dana eti olmalı. Sığırdan kaçmalılar. Siyah olur, sert olur. Yenmez yani. Vallahi bütün halkımızı bekliyoruz. Zaten bizi de biliyorlar. Sağ olsunlar, bizi atmadılar. Benimsediler. Teşekkür ediyorum Harfeti halkına. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bizi onurlandırdılar, şereflendirdiler bizi. Bizi her zaman el üstünde tuttular. Teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.